Şu anda özelde çalışıyorum. Sonsuz bir beklentim var ama karşılayabilir miyiz? Şu anda çok yüksek, söyleyemem yani. Bir de sektör olarak özel sektör, yani gayrimenkul sektörü gibi bir sektördeyim. Limitim yok. Limitsiz. Sınırlamasız yani. Bizim sektör öyle bir şey. Asgari ücret hiç konuşmayalım. Asgari ücret diye bir şey yok. Standartlara bağladığınızda neye göre asgari ücret yani? Türkiye şartları mı, Avrupa şartları mı, gezegen şartları mı, dünya şartları? Onu hiç konuşmayalım. Yani bu neye benzer, insan olmanın kriterleri nedir gibi bir soru. Çalıştığımın hakkı kadar verseler keşke. Burada çok da düşünemiyorum maaş beklentisini. İstesek de alacağımızı da düşünmüyorum zaten. Mesela bu ay bayramda çalıştım. Düzgün bir bayram primi bekliyordum. 700 lira verdiler. İşverenler keşke çalışanlara biraz daha tolerans gösterse. Verdikleri 2 gram paraya tolerans etmemizi istiyorlar. Şükredelim istiyorlar ama şahsen böyle insanları daha basit yollara itiyorlar. Bir ücret alıyorum ama o kadar yani 10 saat çalışıyoruz. Bayramda da çalıştık ama hiçbir şekilde karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. Vallahi işsizim şu anda. Yüksek lisans mezunuyum. Havacılık bitirdim. Ülkede hiçbir okuduğumuz bölümün hiçbir şeyi yok yani. Çalışsanız da ne olacak, çalışmasanız ne olacak zaten. Sıkıntılı bir durum içindeyiz yani. Ay çok memnunum. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum, o yüzden memnunum. 55-60. Emekliyim, sağlıktan emekliyim ama hiç emeğimin karşılığını, yıllar 38 yıl çalıştım. Ama emeğimin karşılığını alamıyorum. Ne kadar çift maaş olmasa, eşim de olmasa biz asla geçinemeyiz. Çocuğum okuyor. Nasıl geçinebiliriz? Gelen maaş şeysini de biliyorsunuz. 4000 lira zam geldi. 4000 lirayla ne yapacağız biz? Geçim zor. Küçük şehirde yaşadığımız için birazcık daha avantajlıyız. Ama büyük şehirlerde yaşayan insanlara acıyorum yani. Ha, evet. Bunu... Memnunum, ben yurt dışındaydım 44 senedir. Temelli geldim buraya. Yani işimden memnunum yani. Buradaki mi? Ben burada emekliyim. Ne söylemeyeyim. Yurt dışında ne kadar kazancınız? Aşağı yukarı 2500 euroydu. YouTube'larda falan bazı böyle kanallarda şeyler çıkıyor. Bazı saçma sapan. Ben de derdim ki keşke beni birisi bulsa da anlatayım derdim. Yurt dışında 2500 lira maaşım vardı benim. Ev kiram 1100 liraydı. Arabam, murabam hepsini çaktıktan sonra ay sonu zor getiriyorduk. Aynı burası gibiydi yani. Yani burada YouTube'da anlatılanlar, yok orada araba veriyorlar, yok şu bedava. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. 44 sene sonra ben emekli oldum. Buraya geldim. Ve burada yaşamak istiyorum. Ve çok da memnunum. Evet, çok memnunum. Tornacıyım burada. Ustabaşı. Almanya'da yaşıyorum işte. İzine geldim. Söyleyeyim, 3300 euro maaş geliyor. Allah'a şükür. Yetiyor mu size? Evet, yetiyor. Bizim hanım da çalışıyor. Allah'a şükür işte geçinip gidiyoruz. Çok. Gelip harcıyoruz işte. Vatana gelsin diye para.